Kafalarına dikkat edin. Tamam. Yavaş koltuk altına. Sakin, sakin, sakin. Saçlara dikkat. Sakin. Battaniye al. Yavaş, yavaş yavaş. Gömleğin düğmeleri sökülmüş. Eğer vücudu şiştiyse üstünden çıkmıştır. Gömleğin düğmeleri sökülmüş. Eğer vücudu şiştiyse üstünden çıkmıştır. Baba! Oğlum! 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 Oğlum Baran! 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 Oğlum, aslanım benim. Amca, bana neden haber vermedin? Sen üzülmeyesin dedim oğlum. Allah'tan ümit kesilmez, hele bir arasınlar dedim. Baran, sen benim canımsın bileyim değil mi? Bugüne kadar ne yaptıysam hep senin için. Bundan sonra da öyle olacak. Seni benden kimse alamaz. Kimse. Komutanım, Murat ölmüş olamaz. Bu çok iyi yüzer. Belki yaralandı, bir kıyıya çıktı. Belki yoruldu, bir yere tutundu. Lütfen onu aramaya devam edin. Yalvarıyorum. Ebru Hanım, hava kararıyor. Suyun altında görüş mesafesi olmaz. Arasak da bir sonuç alamayız zaten. Dalgıçlar da çok yoruldu. Bakın, benim vazifem elbette ki eşinizi bulmak. Ama bu durumda ekibimi de düşünmek zorundayım. Peki sağ salim bulabilecek misiniz? Onu kurtarabilir miyiz ha? Burada buna benzer kazalar çok olur. Eğer hemen müdahale edemezsek sonradan bulamıyoruz maalesef. Ebru Hanım, baraj yapıldığından beri Fırat'ın altı balçık gibi düşeni yutuyor. Ama siz dualarınızı eksik etmeyin. Ben bu meslek hayatımda ne mucizeler gördüm bir bilseniz. Benim dalgıçlarla görüşmem lazım. Sağ ol kardeşim. Allah sabır versin. Kendine rahat. Sen yukarı kadınların yanına çık yenge. Haydi.
Sil gözünün yaşını bahtsız narinim. Dul kaldım diye isyan etme. Günah yazılır. Senin de kaderin böyleymiş. Yokluğunu çekiyordun, şimdi hasretini biçeceksin. Allah sabır versin. Bunak mı yengem? Aldırma. Başınız sağ olsun. Allah bir daha acı göstermesin. Allah sabırlar versin. Başınız sağ olsun, başınız sağ olsun. Kenan amcamın mekanı cennet olsun. Amin, amin. Sağ olasın. Allah rahmet eylesin. Sağ ol kardeşim. Başınız sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Allah böyle bir acı göstermesin. Amin, amin Mehmet'im. Sağ ol. Sayıdır, Sayın teyze, benim kollarım yoruldu. Ama Rüzgar'cığım sen büyüdün artık. Kendini yiyebilirsin, değil mi? Ben çıkıyorum. Nereye? Bir iki saate gelirim. Hayır adacığım, hiçbir yere gitmiyorsun. Annen ceza verdi, unuttun mu? Geç bakalım, otur. Annemi arayacağım ben. Nereden çıktı şimdi Alfiyeti'ye gitmek? Dedim ya canım, nişana gittiler babanla diye. Şimdi kimse bir yere gitmiyor. Hadi geç otur, ben ararım Ebru Hanım'ı. O tabakta bitmiş olsun döndüğümde. Yapma şunu. Alo Ebru Hanım, müsait misiniz? Murat Bey, nasıl bir gelişme var mı? Aramanızı bekledim ama. Ebru Hanım, iyi misiniz? Kötü bir şey mi oldu? Murat... Murat yok. Bulamadılar. Nasıl bulamadılar? Hava da karardı. Aramıyorlar artık. Onlar da ümidi kestiler. Ama belki biraz daha arasalar bulacaklar. Korkuyorum. Anne. Neden korkuyorsun? Ne oluyor Sevim teyze? Ada annemle mi konuşuyor? Dur da annemle konuşacağım diye, yok bir şey. Alo anne. Uslu dur pamuk, tamam mı? Anne neden korkuyorsun? Söyler misin? Ya ne zaman geleceksiniz? Gelecekler dedi Sevim teyze. Adacığım bitmedi daha işimiz. Babamı ver anne. Bir şey soracağım. Baba şimdi yanımda değil. Anne, ağlıyor musun sen? Ne oldu, neden ağlıyorsun? Yok bir şey kızım. Sinirlerim bozuldu biraz. Şarjıma, sabah ararım sizi. Alo anne. Allah'tan umut kesilmez. Sağ olun inşallah, ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sen de git yat artık, haydi. Kendal. Hı. Ben de gideyim, ezanla gelirim. Sağ ol teyzem oğlum. Bir haber çıkarsa ararım ben seni. Narinim yukarıda meşgul sanırım. Selamı deyiverin. Başımla beraber. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Emine, nerede bu karı? Hangi kadın bey? Girmedi bile o içeri. Çıktı gitti ya. Dönmedi mi daha? Dönmedi.
Narin'de peşi sıra çıktı. İki koma koyun koyunu depleşecekler zar. Ben size demedim mi bundan kimseye laf etmeyeceksiniz diye? Hem ne diye ikisini yalnız bırakıyınız? Ne yemeye çalışıyınız burada ha? Narin, ne halt ediyorsun sen burada? Ben burada bekleyeceğim abi. Ondan çok benim hakkım değil mi? Narin, kızım işi etme. Ya görürse seni, şüphelenmez mi? Anlamaz mı seni? Anlasın abi. Benim üstüme gelen o. Narin, aklın mı uçtu senin kızım? Çocuğun ne olacak? Ya gıcık koparsa? Ya içine bir ot düşerse? Ha? Uyudu galiba. Zaman nasıl geçti anlamadım. Hala inanamıyorum. Murat çıkıp gelecekmiş gibi. Sen kocamın teyze kızı mısın? Kim söyledi sana bunu? Murat mı? Yok, hayır. Kendal Bey sana teyzem kızı deyince anladım. Murat hiç bahsetmemişti bir kuzeni olduğundan. Gerçi hiçbirinizden bahsetmemişti ama... biz de hiç gelemedik. Şey, ben nereye geçeyim? Gelin kız. Sağ içeri yatak açtık. Yedek yastık da koydum. Gecelik de uyar inşallah. Sağ ol.
Eğer bir şeye ihtiyacın olursa bana ses et. Sen Murat'ın teyze kızı mısın diye sordu. Öyle ciğerime dokunuyor ki anlatamam. Geldi buraya kocam kocam diye ortalığı ayağa kaldırdı. İnsanların yüzüne bakacak hal kalmadı bende. Niye bakamıyorsun? Cümle alem biliyor ki Murat'ın telli duvaklı aldığı ilk karısı sensin. Resmi nikahı ona kıydı ama ana. Kıyarsa kıysın. Bizim gözümüzde 5 paralık değeri yoktur. Ne edelim? Ne yaptı, etti, oğlumun kanına girdi. Üstüne de kaldı. Neyse, bırakın şimdi bunları. Olan oldu, geçen geçti. Hem Murat bu çocuğu kendi seçtiği hayata karşılık vermedi mi bize? Günahı da, sevabı da Murat'ın da boynundadır. Evladı olduğunu anlar mı acaba Kendal, ha? Doğumunda öldü deyip senelerce sakladık. Kan çeker mi acaba? Abi, biz bu sırrı ömür boyu saklayacağız diye ant içtik. Ödüm patlıyor benim. Baran'ı benden alırsa ben yaşayamam. Nereden anlayacak teyzem kızı? Bunu bizden başka kimse bilmiyor ki. Yarın nüfusa gitse ana adı Narin, baba adı da Murat yazıyor. Ama yine de bu karıyı bir an evvel buradan yollamalıyız. Baran'ı da ondan uzak tutmalıyız, anladın mı? Kimsin sen? Yatıyor. Telefonuma baktım. Yokmuş burada. Uyusaydın sabaha kadar ağladın. Kimse duymuyor mu sandın sesi? Öyle içli içli ağladın ki benim de içim parçalandı. Bir anam bir sen. İkinizden canım çekildi. Dil altı verdim de uyuttum anamı. Canımın içi. Hadi git elini yüzünü yıka, yat sen. Ben hallederim buradaki işleri. Yatsam ne olacak abla? Geri mi gelecek? Hiç değilse böyle içim susuyor benim. Baran, gel oğlum. Güzel hanım. Gel, geç oğlum.
Baran oğlum, seninkini dışarıya kurduk biz. Bu kim ek? Misafire. Oğlum ne yapıyorsun Baran? Başkası görsün hizmetini. Sen ona uçaklık etmeyeceksin. Oğlum tamam. Ana ne diyorsun sen ya? Bak zaten zor duruyorum. Beni delirtmeyin. Ne bu aslanım sabah sabah? Sesin arşa uzanıyor. Amca, bu kadın burada daha ne kadar kalacak? Şşt oğlum. Sus, duyacak. O senin kardeşlerinin anası. O benim hiçbir şeyim değil. Ne diyorsun sen? İnanamıyorum Selim. Ne zaman oldu bu? Biraz zaman veremiyorlar mı? Bir konuşsaydın memur beylerle. Ebru Hanım, dinlemiyorlar. Siz diyorum, acaba Ali Bey'le konuşsanız o yardımcı olabilir mi? Maalesef hayır. Ebru Hanım, çocuklar korktu, kızlar ağlıyor. Teselli edemiyorum. Evin halini görmeniz lazım. Her yerde hamallar. Hemen gelin lütfen. Aramalar daha bitmedi. Sevim, senden biraz daha destek bekliyorum. Şimdi dönemem. Ebru Hanım, ben sizin sonuçta bir çalışanınızım. Adaya laf geçiremiyorum. Çocukların size ihtiyacı var. Evet, haklısın. Ben bir şeyler düşünüp arayacağım seni. Tamam. Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Onlar bizim eşyalarımızı götüremezsiniz. Çekil kızım. Sakin ol. Ya bıraksanız ya, çizeceksiniz. Kaç var onlar biliyor musunuz siz? Çekil kızım, işimize engel olma. Bunun hesabını vereceksiniz siz. Babam hepinizin canını okuyacak. Göreceksiniz siz. Ada gel kızım böyle, tamam. Teyze ne olur bir şey yap. Çocuklara bana söylenen tek şey memur beylere yardımcı olmamız gerektiği, ne olur. Hadi gelin böyle bu tarafa. Ne haber ufaklık? Korkma, korkma Pamuk. Ben senin yanındayım, tamam mı? Akraban falan olmasın. Tanımıyorum. Bizim oralardan biri işte. Hayırdır yenge? Bu kimin oğlu? Kendal Bey'in oğlu mu? Hani Murat'ın teyze kızı vardı ya. Narin'i diyorsun sen. Ha Narin, onun oğlu mu? Sen de kimseyi tanımıyormuşsun be yenge. Zamanla öğrenirsin artık. Kim kim, kim kimin oğlu. Özlem yenge. Heh. Anam bir bana baksın dedi. Olur.
Neyse. Sonra muhabbet ederiz Eltim. Baran, Narin ablamın oğludur. Özlem de Kendal abimin karısı. Emine yengemin de kuması oluyor. Ben de Murat abimin kardeşi Melek. Başka merak ettiğim bir şey var mıydı yani? Memnun oldum Melek. Melek nereye? Mutfağa abi. İyi haydi. Yenge, kahvaltı etmedin. Yok canım istemiyor. Tabii şimdi senin aklın sübyanlardadır. Onlar da başsız kaldı. Kim bakıyor orada onlara? Bakıcıları var şimdilik, idare ediyorlar. Kızların kazadan haberi yok. Ben de bu durumda nasıl gideyim? Biz ne güne duruyoruz burada yenge? Sen evine dön. Çocuklarının başında ol. Hem senin için rahat etsin hem de bizim. Öyle mi diyorsun? Murat bizim canımız, ciğerimizdi. Canla başla aramaya devam edeceğiz. Sen de bizim sözümüze güven ama. Estağfurullah. Yani yanlış anlamayın ama ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Meğer Murat benim elim ayağımmış. Murat şimdi burada olsaydı... Murat burada olsaydı çocuklarının başında ol derdi. Haklısın. Yenge, biz yetkililerle konuşursan haber ederiz, tamam mı? Merak etme. Rica ediyorum, beni habersiz bırakmayın. Ararsınız değil mi? Ararız yenge, niye aramayalım? Kendal gitmiyor muyuz? Ya Dezemoğlu, yenge hanım İstanbul'a dönmek istiyormuş. Onu bir havalanına bıraksak, ben şimdi ayrılmayayım buradan. Ya seni de git gel, git gel çok yorduk. Allah razı olsun ya. Estağfurullah, tamam ben bırakırım. Ben içeriden çantamı alayım. 2 saat sonra uçak varmış. Yetişiriz herhalde. Yetişiriz. Beni ararsınız değil mi? Biz seni anca cenaze namazına ararız yenge. Umudunu tüket. Ya haydi, hayırlı yolculuklar. Çıkmazsak uçağı kaçıracağız.